Şu, şu şu soru çok gündemde. Ekrem İmamoğlu genel başkan adaylığına hazırlanıyor mu? Yani evet. bunu herkes soruyor. Belki dünkü yemekte bu konuya ilişkin bir hayır, e, konu hayır, işaret. Hayır. Oldu ha, mu? Ben yalnızca şunu söyleyeyim. Ee, ben e, Ekrem Bey'e şunu söyledim. E, Kasımandır görüşmüyorduk. E, Ekrem Bey'le görüşmediğim dönemde çıkmış olduğum televizyon programlarında bana buna benzer sorular sorulduğunda ben de diyordum ki Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmalıdır. Ekrem Bey için bu bir kader kilitlenmesidir. Kader başka şey düşünür mü, düşünmez mi bilmiyorum ama kader Ekrem Bey'in İstanbul'a kilitlenmesini getirmiştir. İstanbul Belediye Başkan adayı olmalıdır. Aynı şekilde bana göre, tabii Sayın Genel Başkanı ve parti yönetiminin ne diyeceğini bilemem, ona ilişkin bir şey de söyleyemem ama bana göre aynı şekilde e, sayın genel başkan içinde parti yönetimi içinde Ekrem Bey'in İstanbul'a İstanbul Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi de başka bir kader kilitlenmesidir. Neden? E, çünkü en iyi adayımız e, en yüksek oyu e, e, Ekrem Bey'le alırız. Aslında Ekrem Bey'le kazanırız. En yüksek oyu alırız demeyeyim. E, Ekrem Bey'le İstanbul seçimini kazanacağımıza inanıyorum. E, o nedenle bunu söylüyorum. E, parti ne olacak? Başka yani şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Yani ne kastediyorsunuz parti ne olacak lan? Şimdi Ekrem İmamoğlu en güçlü genel başkan adayı olarak şu an konuşuluyor. E, partide bir değişim olacaksa bu ...Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde veya genel başkanlığında olabilir diye... ...bir beklenti de oluşturuldu. Kamuoyu belki kendi kendine bu beklenti oluşturdu evet. ama... E, ki ...yani bu aşamada İmamoğlu'na e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı değil... ...genel başkan adaylığı Çağlar çok Bey. daha yakıştırılıyor. O Çağ, anlamda sordum. Çağlar Bey, e, siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiği ile koşulların, partilerin ve halkın size yüklemiş olduğu şey arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa. Sizin kendiniz için düşündüğünüzle halkın da sizin için düşündükleri aynı olsa mesele yok. Ama çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim. Şimdi bana göre yani Ekrem Bey'in ne düşündüğünü bilmiyorum. Öyle bir şey de sormadım. Gönlünüzden ne geçiriyorsunuz kendiniz için de demedim. Ama koşullar partimizin çıkarı, İstanbul'un çıkarı için e, Ekrem Bey'in İstanbul Belediye Başkan adayı olmasını gerektiriyor. E, Ekrem Ekrem ile bu seçimi kazanacağımıza iştenlikle inanıyorum o nedenle de bunu seslendirdim. Evet. Her yerde seslendirdim. Ekrem Bey'e de onu söyledim. Yani kusura bakmayın dedim. Ben sizin büyünüzüm, abinizim. sizinle görüşmeden bunları söyledim diye de kendisine bunu dile getirdim. Yanıt... İstenlikle dostlukla evet, yakıt ee, oldu mu? Yani o yani Ekrem Bey'in de gülümseyerek karşıladığını evet. ifade edebilirim. E, tabii ne istiyor, ne düşünüyor onu bilemiyorum. Ama yani e, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık değişikliği olacaksa, bir kurultay yarışı yapılacaksa, e, partimizde geçmişi temiz, e, bagajında yük olmayan çok sayıda e, arkadaşımız var. vardır. Bunların Şimdi... hepsi genel başkan evet. olabilirler.